Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz endeks mayısın 20'sinden itibaren sert bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bunu gerek işte Türk Hava Yolları ve Tüpraş üzerinde yapılan operasyonlar, büyük fon satışları, gerekse piyasanın aşağı doğru daha yeni yayını duyduğumuz haberlerin önceden fiyatlanması olarak düşünebiliriz. Örneğin bu sabah piyasaya düşen haberle birlikte biliyorsunuz artık borsa tarafında sadece kardan vergi alınması konuşulurken şimdi al sat pozisyonlarından yani alımda ve satımda kar alınacağı yani bir vergi gibi, dilimi gibi bir kazanç alınacağı söylendi. Aynı aracı kurumlara verdiğimiz Ücret gibi bankalara verdiğimiz komisyon ücreti gibi devlet bu tarafa da şimdilik el attı hem kripto hem borsa tarafında tasarı onaylanır meclisten geçersek ki geçeceğini düşünüyorum bundan sonrası için bir ekstra ücret kesintisi de oraya yaşayacağız. Şimdi bu dönemde yukarıdan aşağıya yaklaşık arkadaşlar endeks grafiğimizi açtığımızda hemen şöyle bakıyoruz 21 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar total bazda baktığımızda şöyle %10'luk bir düşüş yaşadık. Daha önceki videolarda da söyledim size. Telegram tarafından da sürekli açıklama yapıyorum. 10.000'in 10 üstünde kalması şu an için olumlu. Ama 10.000'in 10 altında Twitter'da da paylaşmıştım. Dolar tarafında baktığımızda dostlar hemen şuradan açalım. 9.572'ye kadar bir düşüş beklenebilir. Yani 9.500-9.600 bandına kadar bir düşüş beklenebilir. O yüzden 10.000'in 10 aşağıya kırılmaması çok önemli. Şimdi neden bunları tekrar anlattım? Bakın gördüğünüz gibi dedik ki ayın 21'inden bu yana düşen bir piyasa var genel olarak baktığımızda 20 gündür düşen bir piyasa var. Peki bu adamlar onca şey sattı ne aldı? Gelin hep beraber bunlara bakalım. Ben bunu biraz kısıtlı bir şekilde araştırmaya döktüm. Neden? Takas tarafına hangi hisseleri çektiklerine bakmaya başladım yabancı tarafının. Ve bunu sadece Bist 50 tarafında yaptım. Yani Bist 50'deki 50 tane şirketi tek tek taradım, baktım ve karşıma çıkan sadece arkadaşlar Alfas, Borusan, Siviyene, Egen, Europower, Gesan, Kardemir'de Petkim ve Pegasus oldu. Yani bu bağlamda baktığımızda sadece 9 tane şirket yani biz 50'de 9 şirketi topladıklarını gördüm. Şimdi hemen bunlara bakalım. Öncelikle tabii ki bu şirketler de yukarıya doğru sert yükselişler vermedi. Bunu da konuşmak gerekiyor. Çünkü Alfas'a baktığımızda bakın 21'inden bu yana bu adamlar mal toplamaya başladığından beri aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ama Alfas'ta da yoğun bir destek bölgesine doğru geldik alıma başladıklarından itibaren bu yana kadar %16'lık bir düşüş gerçekleşmiş. Ama yabancının yatırım stratejisi genelde bu şekildedir arkadaşlar. Yani mal alırken illa yükselecek diye bir kaide yok. aldıkları şirket hissenin fiyatı da düşebilir. Onlar topladığı mala bakar. Bu bağlamda baktığımızda şurada yükseliş öncesi bir order blokta tutunduğunu görüyorum. Yani Alfas'ta şunu söyleyebilirim. Buradan Alfas'ta pozisyon almak isteyenler 70 TL altına düşmedikçe Alfas'ta bir sıkıntı yok. Buradan yukarıya pozisyonu doldurduğunda ise öncelikle arkadaşlar 89 TL'nin üstünde kalması gerektiğini net bir şekilde konuşalım. Şimdi hemen takas tarafına gelip Alfas'ın arkadaşlar Mayıs 20'sinden bu tarafa takasına baktığımızda bakın City'nin %46'lık alımla 601 bin notu yavaş yavaş kenarıya çektiğini görüyoruz. Ve buna eş değer olarak satıcılar tarafında ise gördüğünüz gibi artık küçük yatırımcı KY dediğimiz kişilerin 641 bin notu elinden çıkardığını görüyoruz. Yani küçük satıyor, yabancı büyük alıp pozisyonunu büyütüyor. Hemen diğer şirkete geçiyorum. Bir diğer şirketimiz Borusan. Bir zamanlar biliyorsunuz herkesin gözde şirketlerinden bir tanesiydi. Portföylerin olmazsa olmaz şirketlerinden bir tanesiydi. Şimdi Borusan baktığımızda iki tane desteği var bunun. Buradaki Gap boşluğundan daha önce dönmüştü. Şu anda da güzel bir şekilde tutunuyor ama Buradan aşağıya sarkarsa da ben Borusan'da şuraya kadar geri çekilmeyi normal olarak görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim 470 bandının altına kırdığı takdirde Borusan'da Şöyle bıraktık bloğumuzu Şuradaki 470 burası 415 ve 438 Ben buraya alt limiti yazacağım. 415 yazacağım. Yani 415'e kadar bile geri çekilme normal bu adamlar çünkü burada ayın 20'sinden itibaren mal topluyor ve toplamaya devam ettiklerinde de aşağıya düşmeye devam ediyor. %15'lik bir düşüş de burada gelmiş. Borusan buralardan mal toplanırsa nerelere dönmesi lazım ilk etapta hacim için? Burada iki, iki terim çok önemli. Şöyle ki şurada bir tepe noktamız var. Buradan aşağıya trendimizi çizdik. Eğer Borusan buradan dönmek isterse 497 üstünde yükselişi onaylanır. Alt kademeden dönerse ise bu sefer 440 üstünde yükselişi onaylanır. Mal toplamak neydi? Kademeli alındığı için bu kadar güzel pozisyonlar yaratıyordu bize. Bakın Borusan'da da RSI eski tarihi zirvelerine doğru gelmek üzere. Yani o yüzden 400 bantları çok uzak bir seviye değil ama buralardan pozisyon toplamak da çok mantıklı olur. Borusan'ın da bakın yatırım fonları elindeki hisseleri çıkarmış. Diğer tarafında da bir satış var ama alıcılar tarafına geçtiğimizde City ve yatırım finansmanının yine bu tahtada alım yaptığını görüyoruz. Bu tahtada e, baktığımızda küçük yatırımcı küçük yatırımcı satmış diyebiliriz. Sadece yatırım fonlarının notlarını City toplamış demek daha doğru olur. Hemen bir diğer şirketimiz CV Enerji. CV Enerji'ye bakıyoruz. CV Enerji konuşunca Herkes dolandırıldık şöyle böyle vesaire yazıyor ama gelin bir de CV Enerji'nin takasına bakalım. Şimdi bu adamlar ne yapıyor? Yabancı burada nasıl bir yol izliyor? Burada arkadaşlar satıcı yapı kredi ve diğer tarafı Kaya dediğimiz. Tabii ki Tepve City de ufak miktar satmış ama burada diğer bir yabancı ön planda. Doşe burada dikkat çekici. Doşe'nin tahtaları biraz ağır gider. Bu birazcık daha ben kendim iyiyim, kendim kazanayım mantığıyla ilerliyor. Ama Doşe baktığımızda %7'lik payla 454.000 notu kenarıya. 60 durumda. CV enerji de şimdilik dediğim gibi burada da TL bazda 214 seviyesine aşağıya kırması hiç hoş bir görüntü değil ama burada da yatay eğer blokları deneyecek olursak şuralar arkadaşlar ilk etapta 197 ve 208. Bu araları beklemek mantıklı olur. Daha sonrasında ise Asın yükselişin başladığı seviye 170 bantları karşımıza çıkıyor. Yani kademeli alım için uygun olacak iki seviyeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu tarafta da. Bir diğer şirketimiz Egen. Gelelim Egen'e. Egen aslında bunların içinde belki de sizi en çok cezbedeceklerden bir tanesi. Neden? Çünkü Egen'i siz çok duyuyorsunuz. Daha önce de duydunuz. Kulaklarınızın pasını sildi. Keşke zamanında bir Egen alsaydım şöyle olurdu böyle olur diye hep konuştunuz. Şimdi Egen'de de baktığımızda bakın %70'lik bir payı City 9498 dotu kenarıya atmış. Satıcılarda kim var? Satıcılarda ise Tam 7143 lotta küçük yatırımcı elindeki malı kaptırmış diyebilirim. Ve Ege'ye de baktığımızda RSI olarak tarihi diplerini yaşıyor. Daha önce 36'larına hiç sarkmadığını söyle Ta şurada 2020 yılında 16'lara sarkmıştı. Şu anda da baktığımızda 24 seviyesine kadar geri çekilmiş. Yani Ege'ye bir fırsat sunabilir. Bunu açık açık söylemek gerekiyor. Ege'nin de zaten gördüğünüz gibi bir şurada güzel bir desteğimiz karşımıza çıkıyor. Şu arada bir gap boşluğumuz var. Buradan da döndürmek isteyebilirler ama şunu da görmek gerekiyor. Bakın RSI diplerde MACD'de satış baskısı azalıyor. Fiyat düşüyor ama... İşte düşüşler hacimsiz artık görmeye başladığınız gibi mumlar biraz daha hacimsiz ve bugün bir doji bırakmak üzere. O yüzden Egen tarafında bu yabancının da bu alamını gördükten sonra hani buralar mal toplama bölgesi olarak makul rakamlar diye düşünüyorum. Yukarıdan aşağıya baktığımızda da ayın Mayıs'ın ikisinden bu yana yaklaşık olarak %35'lik bir düşüş yaşamış bir şirketten bahsediyoruz. Egeden sonra Europower'ı konuşalım. Euro Power'ı hemen açıyorum. Euro Power'ın teknik görüntüsü gelirken de hemen takas tarafını bir açalım. Bu tarafta bu arkadaşlar ne iş yapmış onu bir konuşalım. Euro Power'a baktığımızda garanti ciddi lot satmış ve diğer tarafı ciddi lot satmış. Alıcılar tarafında ise City demiş ki ne oluyor? Gelmiş çizmiş arkadaşlar burayı. %89'luk payla 7.2 milyon lotu bir kenarıya atmış. E hocam bu kadar lot almış bu adam tahta yürümemiş. Evet. Hala yürümüş değil ama Euro Power'da alım gerçekten sert bir şekilde ilerliyor. Şurada güzel bir gap boşluğumuz var. Buraya kadar ufak bir ilme oradan sonra yukarıya dönüş beklemek mantıklı. Euro Power'ın asıl dönüşü nerede olur? Asıl dönüşü yani teknik kırılımı ta şuraları geçtikten sonra ama burada arada majör tepeler olduğu için de yine bu aradaki iki düşen kırılımını geçmesi çok önemli. Yani buradan 107 liralardan aldığınızda 136 liraya kadar bir tutmak gerekir elde. Çünkü burada bile sizlere %28'lik, %30'luk getiri elde ettirebilir. Bakın burada da RSI diplerde ve yine MACD tarafında satış baskısı azalan şirketlerden bir tanesi Euro Power. GESAN'a bakalım. GESAN'da durum ne? Biliyorum bu enerji tarafları çok canını sıktı ama yani bu tarafta bu adamlar bu malları açık bir şekilde topluyorlar. GESAN'da bakın City Yine 10.7 milyon notu kenarıya koymuş. Satıcı tarafında ise yine baktığınız gibi diğer gedik. Yani bunların hepsi satışlarına devam ediyor. City'nin hemen takasta da birinci sırada olduğunu Gesan'da görüyoruz zaten. Geliyoruz Gesan'ın grafiğine. Gesan'da da aynı eşdeğer bir görüntü var. Mal toplama devam ediyor. Fiyat düşmeye devam ediyor ama mal toplandıktan sonra 4-5 günde tertemiz %50 yukarıya sürebilecek potansiyel bir alıcı var tahtada. Bunu görmek gerekiyor. Gesan'da da baktığımızda bakın şuradaki dip mesela Gesan'ı kurtarmamış. Ve buradan aşağıya Gesan'ı salmışlar. Buradan aşağıya düştükten sonrası için de satış baskısı birazcık daha altmış. Bundan sonrası için ne yapacağız? Gesan'da da formülümüz yine belli. Şuradaki dibi takip edeceğiz. Çok uzak değiliz. Yani baktığımızda dibe yakın seviyelerdeyiz. 53 ve 51 seviyesi. Hadi bunun da altında yine burada bir dibi var. Buraya kadar çekilmem gayet mantıklı ama bakın gördüğünüz gibi gayet nizam bir şekilde destekleri yapışmış durumdayız. Mesela daha öncesinde şurada RSI dip yaptığı yerde tepe yaptığı seviyeye kadar yükselişi %54. Yani bu bağlamda bu hisseler de çok rahat tertemiz %40 %50 alınabilir. Kesan'dan sonra Kardemir D. Kardemir D'yi zaten sizlere canlı yayınlarda da söyledim. Ee, Youtube, Twitter her yerde ufak ufak konuştuk. Kardemir D'ye baktığımızda satıcılarda Ak ve diğer tarafını görüyoruz. Diğer tarafın 10.7 milyon satışı var. Ama alıcılarda hem yatırım fonları hem TEP hem de City ufak da olsa burada. Burada çok baskın bir alışı yok ama yatırım fonlarının baskın bir alışı var Kardemir'de de. Kardemir'de mühteşem bir kırılım yaptıktan sonra maalesef üstünde kalamadı. Ve bir altta şurada arkadaşlar düşen kırılımı yaptığı yere tekrar onayına geldi. Buradan bir tepki alırsa evet görüntü olarak baktığımızda şurada net bir şekilde teknik analiz bilenlerin aslında omuz, baş, omuzla benzer bir görüntü göreceğini görebilirsiniz. Ama genel olarak endeks buradan 10.400'lere az önce ilk bahset, bahsettiğim duruma gelirse endekste de bir oba görüntüsü olacak. Yani endekse eşdeğer işliyor diyebiliriz. Kardemir'de de birazcık daha diğerlerine göre temkinli yaklaşabilirsiniz. Ama bu da potansiyel oluşturan şirketlerden bir tanesi olacak. Petkim'e bakalım bir de. Petkim'i açtık arkadaşlar. Petkim biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bayağı can yaktı ama ondan sonrasında düştüğü fiyatlara geri geldi vesaire güzel toparladı. Şimdi Petkim'in tahtasını açtığımızda ak yatırım fonları ve siti görüyoruz. Bak siti burada da var yine yabancı tarafı. Diğer tarafında güçlü bir alış var yine. Satıcılarda ise deniz ve yine diğeri var. Yani böyle karşılıklı hemen hemen ama alıcılar bir tık daha baskın. Petkim'in teknik analiz tarafına gelirsek hemen Petkim'i birazcık daha büyütelim grafik olarak. Petkim Yakın zamanda şurada 22 Şubat'ta tarihi zirvesini yaptığı yerden aşağıya düşmüştü ve baktığımız düşen kırılımını kırmıştı pardon. Bu düşen kırılımında üstünde şu an için kalmayı başardı. Hatta şöyle şuraya da yeni bitiren trendsay çizerseniz Petkim'i şu an onay hareketi yapıyor olarak görebilirsiniz. Para girişi güzel. RSI orta seviyelerde, güzel seviyelerde, kötü seviyelerde değil. Hani buradan yukarıya doğru petkim olur mu? olur. Çok da güzel olur. O yüzden Petkim de bence takip edilmeli. Bir diğer şirketimiz Pegasus. Pegasus arkadaşlar biliyorsunuz genelde havacılık sektörü ilk çeyreklerde zarar açıklıyor ve bunun da bilanço etkisiyle çok güzel bir geri çekilme yaşadı. Pegasus baktığımızda iş ve site tahtada zaten ilk birinci sırada. Burada City'nin satışı mevcut. %57'lik 3 milyonluk bir satışı var City'nin. Ama burada yatırım fonları ve diğer dikkat çekici. Pegasus'un bir tık daha hani burada site alıyor değil de sezonluk bazda konuşmak için aslında buraya aldım. Sezon açılıyor. Hani bundan sonrası için uçak vesaire e, maliyetler de düzenlenecektir. E, baktığımızda işte petrol tarafında da bir gerileme söz konusu. O yüzden bu şirketlere birazcık daha verimli olup yarayacağını düşünüyorum ben aslında Pegasus tarafında da. Yani genel olarak eğer buradan hocam ben işte Pegosto yabancı alımını görmedim pek beğenmedim derseniz hisselerimiz neydi? Alfas Borusan, CV Enerji, Egean Endüstri, Europower, Gesan, Kardemir, Petkim. Bakın bunları endeks düştüğünden bu yana bu şirketler arkadaşlar BIST 50 şirketleri tamam mı? BIST 50 şirketleri genel olarak endeksin düşüşünden itibaren Mayıs'ın 20'sinden bu yana endeks düşerken bu adamlar buralarda da malı toplamışlar. Yani yabancının alım yaptığı hisselerden bazıları. Tabii ki sadece burada değil. Biz üst şirketlerde vesaire de alım yapıyor bu adamlar. Ben sizlere sadece birazcık daha Bistelli tarafına hem dikkat çekmek hem de birazcık daha e, güvenli dediğim yerlerde bu adamların adımlarını göstermek istedim. Üstteki hisseler ne diye soracaksınız. Buradaki hisselerin konusu bir başka video konusu arkadaşlar. Onları da sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi genel olarak bana çok fazla ulaşmaya çalışıyorsunuz. Onun da kısa bir açıklamasını yapayım. Dostlar eğer katıl tarafına buradan katılamıyorsanız bakın iPhone'larda kesinlikle telefondan katılamıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden ya da tarayıcı üzerinden yapmanız gerekiyor. Katıl grubumuza buradan girdikten sonra katıldıktan sonra giriş yapabiliyorsunuz. Sinyal grubumuzda yine bu şekilde buradan eğitim için bana özelden ulaşıyorsunuz. Onun haricinde ise hocam ben bunları beceremedim. Ben sana nasıl ulaşacağım? Şuradaki bağlantıyı tıklıyorsun. Buradan ya Twitter'a geçip bana yazıyorsun. Twitter'ın yani X tarafı yoksa da şurada Telegram Borsa Halim Yılmaz chat'i tıklıyorsun. Bizim açık olan sohbet grubuna gelip oradan bana ulaşmak istediğini yazdığında zaten herkes bir şekilde bana yönlendirir. Ben de gördüğümde hemen kısa sürede cevap veririm. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Umarım bu endeksin düzeltmesinden sonra çok güzel seyir yaşayacağımız, para kazanacağımız bir sezon gelecek. Bu sezonda yabancının topladığı hisselerde olmanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. İlk etapta yukarıya doğru sert hareketi bunlar veriyor çünkü. Hepimiz için bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.